Canlar, hoş geldiniz. Yine bir Renault 9 Broadway videosuyla karşınızdayım dostlar. Bugünkü konumuz sizden gelen yoğun istek üzerine Renault 9 Broadway'lerde ön farı açıp kapıyı açınca ötmesi gereken sirenle alakalı bir çalışma yapacağız. Ön farımızı açtığımız zaman ve kontağımızı kapattığımızda ön farı açıyoruz, ön far yanıyor. Kontağımızı kapalı tutuyoruz ve kapımızı açınca sigorta kutusunun içindeki şu dikdörtgen kutudan böyle bir ses çıkması lazım. Neden böyle bir ses çıkıyor? Ön farın açık unutup arabayı terk etmemek için böyle bir uyarı siren sistemi yapmış arkadaşlar. Peki çalışmıyorsa sebepleri nelerdir? Arkadaşlar, bir şeyi tamir etmeden önce nasıl çalıştığını çözersek asıl o zaman zaten arızayı çözmüşüz anlamına gelir. Şimdi bu anlamda sistemin nasıl çalıştığını şöyle kısaca size anlatayım ki ondan sonra detaylara, arıza detaylarına girelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu sirenimizi yerinden çıkarıyoruz. Sistemi anlayabilmemiz adına ve sizin de sanayiye gidin arkadaşlar, bir tane 12 volt şöyle bir ölçü aleti var. Bu elektrikçiler de olur ama ister elektrikçiler de alın. Ha, bundan bahsedeyim Galaxy'den kısaca. Bu hem 12 hem de 220 voltu ölçebilen, prizin deliklerine soktuğunuz zaman voltajı gösterebilen, AC ve DC olarak çalışan 12 voltluk bir ölçü aleti. Hem ister bundan alın, bunlar elektrikçi olur, ya da isterseniz sanayiye gidin, elektrikçilerden ölçü aletinden bir tane almanız lazım. Şimdi sirenimizi biz buradan çıkardık ya arkadaşlar. Bakın şöylece ne yapıyorum? Şöyle kontrolümü yapıyorum. Bu arada kontak açık kalmış. Evet. Aynı kabloya tekrardan bakın. Girişe daha doğrusu. Değdiriyorum. Şeyde herhangi bir ışık yanmıyor. Ölçü aletimde herhangi bir ışık yanmıyor. Ta ki arabamın kontağını açıncaya kadar. Kontağı açınca şuna bakın, elektrik geldi. Gördünüz mü? Elektrik. Şunda yok. Değdiriyorum. Şunda yok. Değdiriyorum ama buna elektrik geldi. Peki. Bir de arabamızın ön farını açtığımız zaman bu kez de bakın şuna geldi elektrik. Kontağı açtığımızda bu uca geliyor. Ön farı açtığımızda da bu uca elektrik geliyor. Bu da şase kablosu arkadaşlar. Peki buradaki şu üçüncü kabloya şase nereden geliyor? Şase hem bu kapıdan, bu sağ kapı, hem de sol kapıdaki müşürden geliyor arkadaşlar. Müşür kapıyı açınca devreyi tamamlıyor. Buraya elektriği veriyor. Ondan sonra sirenimiz ses çıkarmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun çalışma mantığı budur. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Yine hatırlatıyorum. Siz farı açık bırakıp, kontağı da açık bırakıp arabanın kapısını açtığınız zaman siren devreye girmeyecektir. Çünkü orada gösterdiğim yere elektrik gelmeyecektir. Burada önemli olan konu arabanın kontağının kapalı olup farını açık bırakıp sonra da kapıyı açmanız arkadaşlar. Bu şekilde çalışır. Yoksa diğer şekilde, arabanın kontağı açık olduğu şekilde siren devreye girip sizi uyarmayacaktır arkadaşlar. Peki buraya kadar mantığını kaba taslak anladık. Peki arızalar neler olabilir? Şimdi hadi ona gelelim. Çoğunlukla toza, yağmura, çamura maruz kalan bu switch zamanla temas almaz. Belirli aralıklarla temizleyip bakımını yapmak lazım. Eğer bu temas almazsa sirenimiz ötmeyecektir. Tamamen az önceki gösterdiğim yere iki tane elektrik artı bir tane de eksinin gitmesiyle çalışan bir sisteminden bahsettim arkadaşlar. Bakın temas almadığı zaman bu kesinlikle ötmez. Ama temas aldığı zaman şuralardan bakın şöylece ötmeye başlar arkadaşlar. Bunun mantığı budur. Önce ilk bakmamız gereken yer burasıdır. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Bu temas almazsa tavanlanmamız da kesinlikle yanmayacaktır arkadaşlar. Evet, şu an temas aldırıyorum. Bakın yanıyor. Sonra temas almazsa yanmıyor arkadaşlar. Peki bunun bakımını, temizliğini
temas almasını nasıl sağlayacağız? Sivici sökmek çok basitti arkadaşlar. Orta taraftaki yıldız tornavidalı vidasını sökünce yerinden çıkacaktır. Sonra şu fişini şöylece yerinden geriye doğru asıldığımız zaman böylelikle çıkacaktır arkadaşlar. Bunun bir tane hareketli parçası, bir tane de sabit parçası var. Bakın şu ve şu arkadaşlar. Şu kısmını bir tornavida yardımıyla şöylece kabasını, kaba kirini, pasını, aşınıklığını tornavidanın ucuyla şöylece temizleriz arkadaşlar. Sonra karşı taraftaki sabit yer var ya, o sabit yeri de aynı şu vaziyette şöylece kabasını alırız dostlar. Sonra bizim para yardımıyla az önceki kazıdığımız yerleri güzelce zımparalarız dostlar. Karşı tarafında aynı şekilde. Sonrasında fişin geçtiği şu kısım var ya arkadaşlar. Şurayı da güzelce şöyle zımparasını yaparız. Arkadaşlar, temas alacak bütün yüzeylerini güzelce zımparasını yaptım. Bakın şu vidanın bastığı kısım dahil. Şöyle göstereyim. Şuralardaki bütün temas alacak kısımları güzelce zımparasını yaptım. Temizliğini yaptım. Kontak spreyinden de yardım alabilirsiniz. Pasını alabilmek için. Ama en güzeli bu işi zımpara yapar arkadaşlar. Bakın şöylece şu kısımlarını, altını, üstünü, değecek bütün kısımlarının güzelce zımparasını yaptım ve şimdi yerine takalım. Takmadan önce de burada soketimizin fişi aynı bende olduğu gibi sizinki de gevşek geçiyorsa bu da temas aldırmaya engel olacaktır. Bu da çalışmamasına sebebiyet verir arkadaşlar. İçindeki tırnağını şöyle soketi geçtiği zaman fişini şu vaziyette sıkan bir yapıya sahip. İki tane yukarıdan aşağıya şeyi var, tırnağı var. O tırnakları bastıran tırnağı var. O tırnakları aşağıya doğru biz diyoruz. Aşağıya doğru ittiriyoruz ki şeyimize sertçe geçsin diye arkadaşlar. Yerine sertçe geçsin diye. Hemen bakın yerinden de çıktı. Hemen bastıracak olduğum yeri tevafuk oldu. Şuralar bastıracak olduğumuz yerler arkadaşlar. Şuraları şöyle aşağıya doğru güzelce bastırdığımız zaman soketimiz yerine daha sıkı ve sert geçecektir arkadaşlar. Soketimiz eskiye oranla daha sert ve sıkı geçecektir arkadaşlar. Eğer sizin şu vidalanan kısmı paslanmış ise oranın da pasını almayı unutmayın arkadaşlar. Hepsi bunlar zincirleme reaksiyon gösterip çalışmamasına neden olabilir arkadaşlar. Bu işlemin aynısını da sol kapıda, şoför kapısında da uygulamanız gerekir. İkisinin de randomanlı çalışması gerekir canlar. Kapı müşürlerimizi de bakımını yaptık, tazeledik ve ona rağmen hala çalışmıyorsa arkadaşlar, yapmamız gereken işlem bir kontrol kalemiyle elektriğin gelip gelmediğini kontrol etmek. Eğer şu ikisine elektrik gelmiyorsa hemen arka tarafında bakın
şasenin şeyini hallettik arkadaşlar. Yani bir tane ölçü aletiyle şase kablosundan, müşüründen, az önceki müşürün soketinden buraya elektrik gelip gelmediğini, kablonun kopuk olup olmadığını kontrolünü yaparız arkadaşlar. Oranın şeyini yaptık. Buraya kadar elektrik geldi. Sonra şöyle tuttuk. Kontağımızı açtık. Farımızı açtık. Şu anda oraya uzanamıyorum. Burada baktık. Şu ışıklar yanıyor. Işıklar yanıyor arkadaşlar. Ya da açayım. Düzeltiyorum. Işıklarımız, ön farın ışığını ve kontağımızı açmamıza rağmen şu ikisine de hala elektrik gelmiyorsa. Bu kez şu soketi kontrol edeceğiz arkadaşlar. O sokete elektrik gelip gelmediğini kontrol edeceğiz. Aslında bir önceki videomda nasıl yaptığını göstermiştim ama yine de detaya girmek adına size bu tablayı tekrardan sökeceğim sizin için. Normalde aslında anlatmam yeterli ama bakın şu iki tarafında şöyle sigorta kutusunun sabitleme civataları var. Arka taraf geçmeli, ön tarafta geçmeli ama bir de vidayla desteklenmiş. Şuralarında tırnakları var. Şu tırnağı ve şu tırnağı şöylece kurtartır. Şu biraz kastırıyor. Sigorta taplamızı şöyle öne doğru alırız arkadaşlar. Öne doğru alırız. Sonra bakın. Zaten bunun kablosu buraya geliyor. Yani nerede elektrik problemimiz varsa karşı tarafındaki soketi söküyoruz arkadaşlar. Şöylece arka tarafındaki soketleri kontrol ediyoruz. Kontak spreyiyle kontak spreyini buraya sıkıp soketi sokup çıkarıp temassızlığı düzeltebiliriz. Ya da eğer kontak spreyimiz yoksa şöyle temizliğini yapıp arkadaşlar bir bez yardımıyla temizliğini yapıp etraflara değdirmeden şöyle güzelce kısa devre yaptırmadan arkadaşlar şuralara güzelce temas alan yerlerini temas almasını sağlattırırız dostlar. Bakın şöyle güzelce Azzallahu Ekber şefaat ya Resulallah. Şimdi arkadaşlar sokete gelen farı açtığımız zaman gelen elektriği buldum arkadaşlar. Şu kontağı farı açtığımız zaman şuna elektrik geliyor. Kapattığımız zaman da gidiyor arkadaşlar. Ama kontankini bulamadım. Kontankini de muhtemelen ya bu taraftan alıyor ya da bu taraftan alıyor arkadaşlar. Onları da takip etmek lazım. Hazır sökmüşken de şu soketleri güzelce söküp temizleyip geri takabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen de zaten ondan sonra arıza çözülecektir. Şimdi bir de arkadaşlar şu farı kapatayım bu arada. Arabanın aküyü bitireceğiz. Bir de şu soketlerde gevşeklik olabilir arkadaşlar. Biz soketlerimizi şöylece daha çok temas almasını sağlamak için şuralardan şöylece hafiften aşağıya doğru iteceğiz ki daha iyi temas alsın diye arkadaşlar. Evet. Şöylece evet dostlar. Şimdi soketimi yerine takacağım. Temizliğimizi yaptık. Güzelce oraları kazıdık. Temas alan yerleri kazıdık. Soketimizi güzelce yerine. Evet. Sertçe oturdu arkadaşlar. Sertçe oturması da önemli. Sertçe oturması demek daha iyi temas alması demek canlar. Arka tarafındaki tırnaklarına şöyle hafiften sigorta tablamı kendi yerini şöyle bir buldurabilirsem oturtacağım da. Arka taraftaki şuradaki tırnaklarına sigorta kutum, bakın şurada bir tırnağı var. Hemen
Şurada bir tırnağı var. Tam yerine sigorta kutusu diyorum değil. Sigorta tablası. Oturttum. Şuradaki tırnakları da yerine şık diye geçtikten sonra sabitleme. Önde iki tane söktüğüm civatayı, vidayı, saç civatasını yerine vidalayacağım arkadaşlar. Evet. Güzelce sıktım. Lambamızı açalım. Bakalım. Silenimiz çalışıyor mu ama silenimizi yerine takalım. Bakalım. Kontak kapalıyken unutmayın. Bu çok önemli. Kontak kapalıyken silenimiz çalışıyor mu? Evet. Bakın ötmeye başladı. Müşürü ellediğimde kapı kapandığında sirenim otomatikmen susacaktır arkadaşlar. Peki şunu da sorabilirsiniz, unutmadan hemen söyleyeyim. Bütün bu işlemleri yaptık. Elektrik geliyor. Olması gerektiği gibi öndeki ve arka taraftaki ucu elektrik geliyor. Müşürden, hemen bu kapıdaki müşürden buraya şase geliyor. Kontrol kablosu şeyiyle, ölçü aletiyle ölçtük. Her şey tamam. Soketimizde problem yok. Hala çalışmıyorsa bütün sorun o zaman bundadır arkadaşlar. Bu orijinal bir parça. Ünü var marka. İkinci ayın 93'ünde üretilmiş ünü var marka. Orijinal bir siren. Bunun iyisinden alıp buraya takıyorsunuz ve sorununuz giderilmiş oluyor. Ama benim tahminim muhtemelen bunlar, bu sirenin arızalanması çok zordur. Çoğunlukla dediğim gibi müşürden, soketlerden, sigortalardan vesairelerden elektrik gelmemesiyle alakalı olur. Ama en son çare, bütün her şeyi halledip bütün her şey normalse en son muhtemelen bu parçadandır. Onu da değiştirdiğiniz zaman düzelecektir arkadaşlar. Peki canlar, böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım bu videodan yararlanıp sizler kendi arızanızı inşallah çözersiniz arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı alıyorum. Mutlu oluyorum. Sizlere yol göstermek, sizlere bir şeyleri anlatıp da sizlerin bir şey arızayı çözmeniz beni mutlu ediyor arkadaşlar. Şimdiden hepinize kendi arızalarınızı çözmeniz dileğiyle hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.